Bizim yıllardır tutmuş olduğumuz istatistik veriler vardı. Onlar ışığında bu dönemde balığın olmadığını her zaman ben söylüyorum. Aynı zamanda da bizim bir programımız var. Sürekli kullandığımızda çok zaman bahsettiğimiz o programda da bugün balığın hiç olmayacağını gösteriyordu. Bunu test etmek, bir denemek amaçlı balığa geldik. Yani böylesi yok zamanda ve cidden çok büyük masrafların artık arttığı zamanda balık olmayacağını bile bile balığa gelip bunu test etmek gerçekten de tabii ki de büyük külfet. Ama doğruları görmek açısından da büyük bir veri. Biz geldik, bütün imkanları kullandık. Sülnes kullandık bugün yem olarak mesela. Farklı takımlarda kullandık. Yengeç kullandık, karides kullandık. Başka? Tırsi kullandık, sardalya kullandık, hamsi kullandık. Ne yaparsak yapalım balığı kandıramadık. Balık yemedi. Çok çok nazlı böyle küçük minnak böyle vuruşlar vardı. Onun haricinde öyle güçlü vuruşlar ve balık yoktu. Biz buradan da neyi anladık? O zaman izleyelim, görelim. Evet, biz gene yollara düştük. Evet, ama bu sefer kötü bir zamanlama oldu mecburiyetten. Biraz geç kaldık. İftarı falan artık nasıl yapacağız bilmiyorum. Suyla açacağız, ya, devam suyla edeceğiz. Suyla açacağız, başka çaresi yok. Çünkü yok, yetiştiremedik, evden çıkamadık. Çünkü bazı işlerimiz vardı. Sadece evden çıkamamakla alakası yok. Senin de işlerin vardı. İşte o yüzden diyorum ya, bir evden çıkamamaktan kastettiğim o zaten. İşler vardı, çıkamadık. O yüzden işte iftarı, bir hayır vardır. Ya, yani hayırlısı şey ne diyelim. İftarı bu sefer avlakta yapamayacağız. Burada ne bulursak onunla orucumuzu açacağız orada. Gideceğiz. Şimdi yem almaya gidiyoruz arkadaşlar. Akşam suyu denen olayı kaçırdık. Evet, şaka bir yana zaten biz genelde akşam suyu olarak değil gece atıyoruz. Gece saat. Çünkü iftardı bilmem evet. Neydi derken zaten biz o suyu kaçırıyoruz. İstem aynen. Dışı da olsa. Aynen. Şimdi yemciye gidiyoruz. Söke'de bir yemci var. Oradan yani yemimizi bakalım. Alıp geçeceğiz. Gidiyorsunuz. Gidelim şimdi yemciden. Güzel yengeçler bulursak büyük iri iri yine o kocaman çupraları hedefleyeceğiz. Bu sefer farklı taktikler tekniklerle bakalım nasibimizde neler çıkacak onları arayacağız. Yemcide görüşürüz. Evet bunlar da böyle elektrik üretme çabasıyla böyle dönüp duruyorlar. Vantilatörler açık kalmış. Ya boşu boşuna elektrik gidiyor. Kapatın ama zaten serin. Daha yaz gelmedi falan. Öyle de bir video vardı bir ara. Onu görmüştüm. Aklıma geldi. Ne kadar büyükler. Devasa. Evet ya ne kadar değil mi? Bu arada görüntümüzü kapattık. Kocaman bir tır. Gelmişiz. Geldik be ya. Sakin, şerit değiştirsene. Sakin. Adam tepemize çıkacaktı az daha. Yapacak bir şey yok. Yemleri al gel bakalım sen. Ne alacağımıza bakmayacaksın mı? Diyorsun. İnesim gelmedi de. Midem ağrıyor çünkü. Kolay gelsin. Her zaman yengeçleri sizden alıyoruz biz. Yine yengeç almaya geldik. Yengeçlerin durumu nedir? Tamam. Geçen gün onlarla bayağı bir şöyle bir 2,5 kiloluk çupra yakaladık biz. Süper. Evet arkadaşlar. Yaratıklar inanılmaz canlı. Yengeçler süper görünüyor. Evet. En iriler neredeyse onlardan evet. Alalım. Şu sanki daha iri gibi duruyor. Kıpır kıpırlar. Oley o. O mu gayet? Bu mu? Bunu sen karar vereceksin. Neyse bunu alalım. Biz bir tane. Çünkü farklı yemler de var. Onlarla birlikte
bu akşamı çıkartırız diye düşünüyoruz. Birazdan görüşürüz. Evet. Evet arkadaşlar. Yeni geldik ve gelir gelmez yengeç avına başladı Arzu Hanım. Kaçırdım. Şunun şimdi geldik. Bir yengeç var. Bir de deniz yıldızımız var. Evet, deniz yıldızı var. Onu serbest bırak. Ona uğraşmasaydın keşke. Yok, bir şey yapmayacağım zaten. Ters döndü. Yerinden ettin adamı. Gel güzelim, seni dönüştürelim. Dönmeyeceğim diyor. Yengeç var ama. Şunun altına girdi arkadaş. İstiridyeler var. Kapalı açık bilmiyorum. İçleri dolu mu acaba? Bilmiyorum ki. Bak yıldız dönmeye çalışıyor. Evet. Görüyor musun? Hadi bakalım. Ellemesek iyiydi aslında ama neyse. Evet, Allah'tan dönebiliyor. Ya en kötü yardım ederim ben ona, gene şuraya geçerim. Bak şurada da yazık, iki bacağı kalmış var bir tane, görüyor musun? Evet evet. Deniz yıldızı çok burada. Geç kaldık ama çabuk toparlandık, çayımızı koyduk. Yem ne var bugün? Of, çok felaket sinek var, yengeç var yine. Tırsi var arkadaşlar yem olarak. Sonra denizden şu çıktı, ona bakacağız içinde. Ondan sonra onu yem yapabiliriz. Ondan sonra çaya davet ettiğimiz arkadaşlarımız vardı. Yine onlar geldi. Evet. Evet, onlar geldi. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada çay hazır. Valla çayı biz de getirdik. Yolda gelirken sevgili Turgay'a uğradık. Ona rica ettik. Ondan biraz odun aldık. Geldik. Yine böyle bir çuval odunumuz var arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Özlemişsinizdir. Çok olmuş gidelim. Geldiniz. Biraz daha serin. Evet. Bugün hava serin. Bir de siz duş alıp geldiyseniz yandınız. Ben aldım. Ben balığa bulaştım. Valla haklıymışsınız. Şu videodaki söylediğiniz çok kötü kokuyor balık. Çok. Şöyle tutayım. Of, süper. Ama bu sefer havanın serin olduğunu bileceğiz. Sıkı giyelim. İyi yaptınız. Yani. Dün akşam da çok serindi zaten. Biz de bugün... Ya biz burada olmasaydık, siz de akşam daha önce haber verseydiniz, seyfteri alın, akşam ben alırdık ya. Olur mu canım, ya. Ne demek? Vallahi ya zaten yani... biz çok geç çıktık. Dün ya, işleri vardı. Evet, ben son dakikada işim vardı benim. 6:30'da anca bitti işim. İş buradan, geri gitti. İşte 6:30'da... Bugün cüzdeyi oturmamışsınız, tam şeye gelmişsiniz. Tarafa ya. Gelmiş. Burası düz diye koydum ama. Yok, fark etmez. Biraz daha mı yerimiz şey yapmış? Yok yok, tamam artık şey yaparız. Ha. Önemli. Şurası daha düzgün mü ya? İstiyorsanız o tarafa yok, yok yok, gerek yok. Yok. Düzeltiriz. Toplarız. Attık biz de iftarı da yolda, artık arabada gelirken yaptık. Bir şeyler atıştırdık. Burada bilmiyorum, bir hazırlık yapmadık. Vallahi işte dediğiniz gibi. Tam sizin aradığınızda buradaydık. Sizden sonra? Biz de sizden sonra ilk defa bugün geldik. Ama aha, ben dedim ki bir belki de oradadırlar dedim. Sizinize de olmuşuz. Evet, evet. Bugün kaçta geldik? 9'da çıktık. Sabah 9'da geldik. Sabah 9. Süper. Eyvah. Canımız çıktı. Ya işte aynen, bizim netleşmemişti. Aslında net olmuş olsaydı bir gün önceden haber versek. Yani. En azından siz de dinlenmiş olarak gelir. Akşam böyle uzun, hani yarın zaten. Yok ya, bizim işimiz yok ki. Gel otururuz. Ay yani. Sonum yani, değil. Çünkü biz yarın kart basmayacağız. Bizim problemimiz yok artık, biz o şeyleri, o kademeleri geçtik artık. Bundan sonra emekliyim. O levelleri atladık biz, evet, diyorsunuz. Evet, o levelleri atladık biz. Ne tarafa oturuyorsun Memoruş? Tamam, sen ben iyiyim yerimde. Şeyleri açtın mı? Ha, şuraya şey yapıyorsan şuraya eşyamı koyuyorum. Kendi eşyalarını açacak. Evet. Ne tarafa oturduysan iyi olur. Aç şöyle. Tamam.
Yani bugün sanki biraz daha böyle erken soba işine girişilebilir gibi. Evet, biraz daha sert. Evet, bugün biraz sert bir hava var. Söyleyeyim mi? Gerek yok, görev ve ay yok, zifiri karanlık. Evet ya, bugün zifiri karanlık. Hiç ne ay ne bir başka bir şey, bir ışık kaynağı dahi yok. Ve ciddi anlamda karanlık bir ortamdayız. Bu arada bana bir balık geldi gibi gördüm sanki. Yanlış görmüş olabilir miyim bilmiyorum. Yani ayrıca da şöyle de söyleyeyim. Bugün balık bizim programda eksi gösteriyor. Sıfırda değil. Direkt eksi gösteriyor. Çok büyük bir risk alarak geldik aslında ama. Yani balık çok çok imkansız gibi. Bakalım nasip. Biz yine bir sürü malzemeyi kuşandık. Yemdir. Ondan sonra böyle buradan bulduklarımız falan, onları deneyeceğiz artık. Bakalım nasibimizi, kısmetimizi arayacağız. Yemler gerçekten çok güzel ama ya. Yani sağ olsunlar. Birisi yemlemek için aldık, verdiler sağ olsunlar. Birisini de kendimiz yem olarak kullanmak için aldık. Aklınca bir an önce eve atayım kendini düşündü ama atamadım. Annesinde kalmak zorunda kaldı. Evet evet, geçen gelişimizde biz... Ben ama size telefonda söylemiştim. Cüneyt Bey, gelin bir biraz dinlenin böyle çıkın diye. Ya olsun, yine o zamana kadar gidebildik. Orada bir iki saat uyudum balık ben. Balık vuruyor. Ha. Haydi. Hadi bir önce bir tatlarımızı yiyelim ya. Sefer değişik tatlı. Ama çay içiyorum. Çay diyorum. Süper. Çerezler, tatlı. Oo. Siz tam çay. İstikaklı geliyorsunuz ya. Ya bak biz niye gittik? O istersen sandalyenin o tarafa. Ben yine sırtımı dönerek. Hayır, sırtını dönmeyeceksin işte. Bir dakika, bir dakika. Şöyle yapalım. Şöyle. Efendim. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır 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 hayır, lütfen. Kimse yerinden olmasın. Biz bu tarafa gelebiliriz. Hayır, hayır ben... O yanlış yapıyor. Sen bu tarafa çevirsene sandalyeni. Neden inatla o tarafa çeviriyorsun? Ben anlamıyorum ki. Ya şimdi bu videoyu izleyenler diyecek ki, ha şimdi aile faciası. Hadi hadi bakalım. Hadi oturun izleyelim, hadi bakalım. Allah, ha? Şimdi önce ben de... Şimdi dur sen bak. Şunu da şöyle bir alayım ben. Halüsinasyona. Evet şey ya. Şuradan direkt, aynen öyle. Direkt halüsinasyona bağladık. Sende kırmızı bir ışık var bu arada. Tamam, artık yok. Evet. Ooo valla. Ooo mumumuz geçen... bile var, romantik. Çok romantik. Allah'ım. Geçen evet uçağa gitmişti arkadaşlar. Bizim... Bu videonun başlığı herhalde romantik balık avı falan olabilir yani. Ama yanmaz ki. Yanar yanar. Şimdi o zaman şöyle bir ışıkları söndürelim, evet, iki saniye. Şöyle bir. Sönük. Şöyle ortaya koyalım. Aynen öyle. Oo, yani... Şöyle kapatayım. Al işte sana. Arkadaşlar romantik. Çok romantik bir balık avındayız. Böyle iki aile. Yani yok böyle bir şey. Bayağı romantik romantik falan böyle. Şey. Bu da soğumasın dedim. Hangisini istersen fark etmez. Benim için fark biraz etmez. O zaman onu söndürelim. Aynen. Tam ko. Efendim. Bunu biraz daha attım ben ama. Abi Mehmet taze ya. Süper ya. Şuraya bakın. Ne kadar çok. Çok bu. Olsun olsun. Taze ya. Evet. Yani ay ışığı bile yok arkadaşlar. Ama mum ışığı. Bu ama mum ışığı var. Gel sen kapatabilir misin? Evet. O zaman ben sana şunu bir devredeyim. Hadi bakalım. Ben bir şey... Evet. Orada bir şeyler oluyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yapıyoruz? Odun kesiyoruz. Geçen gün getirdiğimiz ama çok uzun gelip de kesemediğimiz odunlar vardı hatırlıyorsan. Testleri getirmemiştik. Ama sağ olsunlar bizim sakladığımız yerden bulup ucunu, kaşını, gözünü yakmışlar. Bunu da bize bırakmışlar, olsun. Kime ne kadar nasip olduysa. Ama bu gece hava iyi ısırıyor. Evet evet. Yani bayağı serinli.
Normalde bu saatlerde biz sobayı yakmayız ama bugün yakmak zorunda kaldık. Ha gayret. Geçen sefer testere yoktu. Yapamamıştık. Bir tık daha sankinim. Neyse dikkat et ben. Parmağımı. Bir anda ısınmışsınızdır siz. Çok ısındım ben. Hiç ateşe falan gerek yok. Taktik süper. Süper. Yarıya kadar tırtıkla. Sonra salla. Yani çok üşüyen varsa buyursun gelsin. Üşüme falan kalmıyor. Üşüme falan kalmıyor. Biz son iki sefere aldandık. Evet ya. Gerçekten serinmiş yani. Yani şuraya bak. Ne zaman yaz gelecek miyim? Ama yaz gelince de eminim diyeceğiz ki ya. Keşke öyle kalsaydı. Serin olsaydı da yanmasaydık. Bu ne hali arkadaş? Bu nasıl bir sıcak falan diye insan oldu işte. Ama şöyle bir durum var. Yani Antalya'ya göre burası gene gayet rahat olduğu için bir nebze evet. Hem oraya göre yok sayılır. Yani tabii ki de var deniz kenarı ama bir Antalya ile kıyaslanmaz. Evet evet. Antalya'da akşamları denizin kenarı ılık ve yapışkan ama burada akşamları üşüyorsunuz. Bayağı yordu beni. Kol kası yapıyoruz. Biraz da Mehmet Bey'e geçti biraz sıra. Biraz da Cüneyt sen tut bari. Salih neredeymiş bu arada? 20 dakikam kaldı dedi. İyi geliyorum. Tamam. Sanki artık tekmelesiniz bitecek gibi ama. Evet evet. Kıvamına gelmiş. Elinize dikkat lütfen. Evet. Süpersiniz. Tebrikler beyler. Bir çuvalda ayrı. Bravo. Bakın eşler tarafından alkış da geldi yan masadan. Ya oo. Bir eşayan ama yaptım. Evet, ama evet. Bakın sobamız da süper. Sobamız nasıl soba? Çok güzel. Oh. Yani evde bu keyif olmaz. Kışın olmaz. Biz bir de kestanede yapıyoruz. Kışa da inşallah yaparız. İnşallah. Çayımız da ısınsın. Bir çayı hak ettiniz beyler. Evet, bence ben daha önce bir suyu da hak etmiş olabilirim. Çok İyi bakayım, sıçadım. Veriyorum suyunu. Hadi bakayım. Askerde. Evet, bu gecenin misafirlerinden... Balık yoksa misafirimiz var. Evet, bu akşam balık yerine bol bol misafir ağırlıyoruz arkadaşlar. Hayır! Evet Salih hoş geldin. Hoş bulduk abi, ne haber? İyidir. Ne seni bir dakika geri ödeyecektim. Gölgenmiş anasını. Ne haber abi? Vallahi iyi. Şöyle yapalım. Ne haber abicim? Vallahi. Çekimdesin yine ya. Çekim. Salih. Teyzemin damadı, rahmetli teyzemin. Herkese hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Sefalar hoş getirdin. Gel gel sarındın. Şöyle sen devam et ki ben çekeyim. Önden yürü de ense tıraşını görelim. Bugün arabalarda küçük arabayla geldik. Araba ne? Araba mı? Benim gibi küçük bir şey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Merhaba. İyi akşamlar Salih. Merhaba. Geldim mukaddes. Ne haber İngi? İyidir oğlum, senden ne haber? Beni dava gösteriyor. Bak buraya geldim ben. Evet. Buraya geldim. Buradan beni bir daha geri çevirdin mi bu yolda sahil yolu diye? Sen niye o zaman aramadın ki? Ya baktım buraya gözüküyor ya. Allah Allah diyorum. Nerede bu deniz? Denizi görüyorum ama bunları görmüyormuşum. Bir Ebru daha beni oraya çevirdin. Ebru niye gelmedi? He? Ebru? Ebru şeye gittiler de. Hale gittiler de. Hı. Ben kaçtım da. Ben kaçtım da. Denizde. Yalnız Ebru bunu izler. Bak. Sobayı da görür. Keyfi de görür. Kendi bilir. Şimdi yatar uyur geldi mi? Geç gelecekler. Filtrede mahalle gideceklerdi.
Ne yapıyor bu, ne diyorsunuz? İyi, rastgele sen varmış. Nasılsın? Hoş geldin. Daha henüz yok. Şu an işte çay var, kahve var. Çay var içersen, ben var seversen. Ondan seni sonra çekirdek seviyorum. Var. Soba var, ateş sağ var. Sağ olsun misafirlerimiz en ufak ayrıntıya kadar hepsini ev sahipliği yapıyorlar. Abi soba bulmuşsun, ben de diyordum ki Ebru diyor ki üşürmüşüm. Gerek yok, ben dedim bir çalı malı burada lastik bulursam yakarım yine dedim. Bulursun sen çalı burada. Ağacı yakarsın, bir şey olmaz ya. Hiçbir şey yok valla. O yüzden odunla ve mecburen tedarikli gelmen gerekiyor. Benim araba olsaydı bizde baksana ne kadar vardı, arabayı verdik sattık. Ama bizde bir çuval odun var bak orada. Evet. Niye abi şu çalıyı kes, çalı bile yanar ya, çatır çatır yanar Allah. Ama işte soba olunca öyle olmuyor. Göz göre göre de yeşili kesmek çok mantıklı bir hareket değil. Yapacak bir şey yok, niye bileyim bana? Adamların şeyde, yanında. Lara'da Şişen. Yörüklerin şeylerle tahtalarını kestik ya. Yaktı. Ama onlar şeydi. Ne olacak, biz yıkmasak zaten deniz yıkıyor. Hayır atıl onlar durumda, zaten atıl yıkılıydı. Durumda kullanılmayan malzemeler. Çürümeye mahkum olmuş. Çay çok güzel demlenmiş. Tamam. O zaman biz çaya sevelim. Devam edelim. Ay. Yeni çaylar dolsun. Hadi bakalım. Ezerken çok zor. Ayağım ters dönüyor şurada. Kaç kere döndü? Çok sıkıntılı. Sıkıntılı oluyor de. Yani şunları bir çantaya koyayım ben. Yerleştirme yapın siz. Evet, yerleştirme de. Her güzel gecenin bir sonu varmış. Aynen. Aynen. Ya olsun. Ayaklarınıza neyse, sağlık. Bundan sonra da güzel gecelerimiz olur inşallah. Havalar ısındıkça daha da güzel geceler olacak. İnşallah. Çünkü bugün biraz gelgitli oldu hava. Isıra ısıra bir hal oldu. Sonra bir soğutuyor, olmadı. Düzeliyor. Evet. Bir soğutuyor, düzeliyor. Güzel güzel şu an. Aynen ama çiğit olmuş. Yağdı ıslanmış, yağdı çiğ. Belli çünkü çantanın üstü ıslanmış. Aynen, tamamen. Islanmış. Ben o insanı zahmet hayatım. Şunları öncelikle bir arabaya bir bıraksan. Ama bayağı çiğ yağmış çünkü her yer ıslak ıslak böyle. Evet ya, aynen. Bayağı bayağı ıslak. Bunları bir arabaya. Bütür atarım mı? Ha, onları bir arka tarafa götürürsen, bırakırsan çok iyi olur. Çok memnun olurum. Yani. Evet, masayı da toplayalım şuradan. Onu masaya kapatalım. Şunu şöyle alıyoruz. Masayı kapatır. Masayı alır. O soba harika oldu ama. Yine bizim içimizi ısıttı. Her türlü ısıtıyor. Yan masada ısıtıyor, yanınca daha güzel ısıtıyor. İyi oluyor ya. Ya bu olmasa ara ara şeyleri atlatamayız. Evet, sobanın etrafındaki sohbet de güzel oluyor. Yani bu etrafına herkes içgüdüsel olarak sanki böyle toplanıyor. Evet. Herkes böyle hani eski kış günlerinde soba başında oturup millet muhabbet edermiş ya. Az önce öyle dedim ya hani. Hani şimdi teknolojiden de bu şekilde uzak kalıyorsun. Evde olsak birimiz bir telefona gidiyor, birimiz bir telefona gidiyor. Televizyon, dizi, bilmem. Dizi seyrediyoruz. İşte, aynen. Burada hepsinden uzak olunca böyle direkt sohbet yönelik. Kesinlikle bugün biz radyo bile açmadık. Evet. Muhabbet edelim diye. Siz bir de sabahtan beri de buradaymışsınız. Evet. Normal yani. 9'dan evet, beri bugün buradayız. Bugün saat 9'dan beri buradayız. Bayağı her şey için teşekkür ederiz. Ay biz vallahi teşekkür, biz teşekkür ederiz. Yine çok ederiz. Bir dahaki seferde görüşmek üzere. İnşallah. Gene öyle dinlenmek ihtiyacı falan duyarsanız burayı. Haberleşelim ki ona göre vakit atayım isterseniz konu. Evet evet. Bir dahakine böyle bir gün öncesinden bir plan kesinlikle program yapalım. Yani mesela bugün şey haber verseydiniz daha önceden bir akşam iftarı yani açar da buraya gelirdik. Ama ya zaten imkanı da yoktu, yetişemezdik yani. Hayır. Ya ben bir de burada beklerdim. Ha yani olur. Bu burada olsa daha iyi olurdu. Tamam, hem burada yani da yapardık. Buraya da hazırlardık. Yani hazırlardık. Tamamen bir anda kalkışılan bir şey. İnşallah o da olur ya. Olur. İnşallah yani hani haberiniz oldu falan dinlenmek ihtiyacı duyarsanız en azından burayı. Yemek isterseniz konum atayım gidince. Her ihtimale karşı olabilir. Tamam. Ya yani en kötü zaten o bir yere kadar sabrediyor. Bir yerden sonra çek diyorum ya da diyorum en son bu gittiğimizde ya, annenlere uğra artık dedim yoksa gidiyorsun. Olur da işte kendini çok yorgun aynen, hissediyor. Aynen yorgun hissettiğin gelir zaman. Gelir birkaç saat yatar dinlenir yani bir duş falan alırsınız. Dinlenirse ondan daha sonra rahat rahat gidersiniz. Allah razı olsun. Her İnşallah. Zaman her zaman kapımız. Ayağınıza sağlık kendinize. Çok teşekkür ederiz. Hale. Teşekkür hadi ederiz. Hadi görüşmek şey üzere. Görüşmek üzere. Evet evet. Taraftan geçelim. Taşlara dikkat.
Yok orada şey değil, o kadar taraflar daha düzgün. İçin içinde balık olunca mecburen. Aynen. Yok yok her uzun şey. Benim oturur uzun. Koltuğun birini yatırmak zorunda kalıyorum. Sana en güzel benim araba pick-up lazım abi. Pick-up. Pick-up olacak. En güzel. İyi akşamlar. Memnun oldum tanıştığınıza. Sağ olasın abi. Ben de memnun oldum. Biz de bekleriz. İnşallah. Abi, görüşürüz dedi. Bekle diyeceğim. Karadeniz'e yolculuğunda beklerim. İnşallah. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler. Ses gelsin. Makinelerden ses gelsin. Dikkat edin kendinize. Biz de. Yavaş savurmak da geliyor. Masamızı hazırladık. Peynir, zeytin, Allah ne verdiyse yiyeceğiz inşallah. Teyze damadı burada. Herkese soba başı muhabbetleri. Şey, balıklar da savur yapıyor. Birazdan çaydan evet, sonra başlayacağız. Şu an balıklar da çekildiler tamamen savur vakti için. Uyuyor. İçi uyuyor, dışı uyumuyorum diyor ama uyuyor, emin olun. Sobanın dibinde böyle güzel güzel yanarken tabii. Ben de olsam ben de mayışırım. Ay yavaş yavaş görünüyor, bir görünüyor, bir gidiyor ama. Yani nedense su çok fazla çekik. Küçük balık çok fazla. Attığımız koca koca gemleri bile yiyorlar. Tertemiz geri gönderiyorlar. Sahurumuzu yapalım da sonrası Allah kerim diyelim. Sobamıza odunumuzu ateşleyelim. Isıcak ısıcak bir yemeğimizi yiyelim. Sonra tekrar yemleri falan değiştirip oltamızı kontrol ederiz. Sanki bir hareketlilik var gibiydi ama sizde. Bayağı bir aldı, ileriye doğru saldı ama. Ağam bizle dalga geçiyor. Güzelce oynadı bizle. Diyorum ya, ağam bizle dalga geçiyor. Devamı yok. Yapıştırır. Yok ama. Sence o kadar saatten sonra yem kalmış mıdır onda? Niye kalmasa da niye vursun? Gerçi yengeç takılı onda değil mi? Evet. Yani. Kolay kolay alacağını zannetmiyorum. Ben de iki tane yengeç takılı. Oho. Neyse önümüzdeki maçlara bakacağız. Benimkini zaten ufak 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 habire. Bütün gece tırtıkladı durdu. Sosis gibi yemler yapıyorum. Gene yiyor, gene yiyor. Diğer takımı çekebilirim ama bunda. Bir dene bakalım ya. Bunda kabuklu vardı. Solar zaten bugün sıfır gösteriyordu ama biz gene de şansımızı denemek için geldik. Ha, bu her zaman balık olacak diye bir şey yok zaten. Evet, sabah suyundan umutluyum. Sabah suyunda yine bir şeyler yapabilir. Yani. Tıkılabilir yani. Ya zaten bir de çok kapalıydı hava. Uzun süre kapalıydı. Yani zifiri karanlık da ortalık. Bakalım sabah suyunda kısmetimizi arayacağız. Nasibimiz de varsa olur, olmazsa da Allah büyük der. Keyfimize bakarız. O temiz sanırım. Onu tertemiz yapmış. Yo, yemi duruyor. Aa. Dedim ya sana. Neyse. Sahurumuzu yapalım. Sonrası bakacağız.
Günaydın. Gel güzelim, gel. Gel. Hey. Gelsene kedicik. Al hadi, al. Gel hadi. Al. Aferin. Suyun üstünde balıklar yüzüyor. Evet, evet. Hatta şurada bak, koca koca iri iri atlayan sanırım kefalonlar. Görüyor musun? Evet. Görebiliyor musunuz? Çok güzel atlıyorlar. Resmen sırtını gördüm kocaman. Hemen şurada kıyıda. Sabah oldu, güneş doğuyor. Bizim program gayet de doğru söylüyormuş. Yani ben demiştim. Şimdiye kadar hiç yanıltmadı beni. Yani sıfır kılçık balık gösteriyordu. Evet, balıklar vardı ama bizimle alakalı olan balıklar değildi. Sabaha kadar biz taktık onlar yedi. Biz taktık onlar yedi. Küçük, çok küçük. Çok küçük, aşırı küçük yani. Yani ortalık isparozdan... İsparoz kaynıyordu ortalık. Evet. Atar atmaz tıkır 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 çok güzel yediler. Ama dişe dokunur bir şey olmadı. Şu ana kadar. Sabah suyunda işte şimdi şansımızı deniyoruz. Umarım Cüneyt Bey geçen seferki gibi bir sabah suyunda yapıştırma yapar. Yani bugün... Tatlım. Nasılsın? Ama sen çok güzelsin. Kaplan gibi. Efendim aşkım, gel korkma gel. Nasılsın? Güzel misin sen? Çok güzelsin. Evet. Sabah suyu için oltalarımızın yemlerini tazeliyoruz. Yani şimdi... Aha, aha. Vuruşu görüyor musun? Ya çok güzel vuruyorlar ama işte dediğim gibi yani. Ama bizim yemler biraz kocaman, devasa olduğu için hiç... Bu vuran balıkla bizim alakamız yok. Yani bizim istediğimiz değil. İstediğimiz değil. O kamışı alıp böyle yerlere kadar yatıran bir balık bekliyoruz biz. İğneler çok tabii ki çok çok büyük. Martı. Sana da günaydın. 3-0 yine olunca tabii ki. Tabii ki de. Bu böyle işte... Oynuyor. Bizi kesmeyen vuruşlar bunlar. Neyse ben de bir yemimi tazeleyeyim. Bütün gece bekledik. Dişe dokunur hiçbir şey gelmedi. Ve gecenin sonu. Cüneyt Bey, Pert. Artık sanırım yavaş yavaş toplanma zamanı geldi. Çünkü yok yani küçük balıklarla mücadele etmekten artık kollarımız tutmaz oldu yani. Atış yapmaktan, yem sarmaktan. Nasıl oluyorsa koca koca yemleri yediler yani. Her zaman diyorum yani biz uğraşsak yapamayız ama onlar... 10-15 saniye içerisinde çatal bıçak kaşıkla tertemiz edip gönderiyorlar. Kısmet böyleymiş. Ben zaten demiştim. Solar kılçık gösteriyordu. Balık bile göstermiyordu. Bildiğiniz küçük balıklar aynen solardaki kılçıkları bize geri gönderiyorlar. Yapacak bir şey yok. Bugünün özeti balık yok. Zaten balık olmayacağını da çok 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 iyi tahmin ediyorduk. Çünkü bu program çok doğruluğu yüksek bir program. Çok da güveniyoruz. O yüzden onun balık gösterdiği günlerde biz gerçekten çok güzel avlar yaptık. Bol, bereketli, trofe avlar yaptık. Benim de zaten tuttuğum istatistiklere göre de
Zaten bu tarihte balığın olması gerçekten pek mümkün değildi. Tuttuğum istatistikler yine ayın 20'sinden sonra, böyle 20-21'inden sonra diğer ayın 8-9'una kadar güzel balık olduğunu gösteriyor. Yine bunları teyit amaçlı biz yine geldik balığa ve yine gördük ki benim kendi tuttuğum istatistiki bilgiler ve o bahse konu programın doğruluğu, ikisi birbirine örtüşüyor. Yani aynı doğrusal bilgileri veriyor bize. Bu tarihte ve o programın da balık olmayan günde balığa geldiğimizde balığı yakalayamadık yine. Bizdeki istatistikler de doğru yani. Onda da bir sorun yok. Bendeki istatistik özellikle ve özellikle ayın 17'si ile 21'i gibi bu aralıkta balık olmaz. Ayın 10'u ile 20'si arası çok nadiren olur. Yani 10'u ile 17 arası da çok bereketli avlar gerçekleştirilmez işin aslında. Yani zayıftır balık avları. En güzel avlar da ayın 20'sinden sonra artık başlar. Ve bir sonraki ayın 9'u hatta 10'una kadar olabilir. Ama en iyisi 22'si ile böyle 8'i arasında yapılan avlardır. Bu da dipnot olarak düşsün. Bu konuları deniz kenarında sizlerle paylaşmak istedim. Doğruluğu ispatlandıktan sonra, yani bir avla ispatlanır mı? Tabii ki de değil ama 45 yıldır ben balıktayım. 50 yaşında olup da 45 yıldır bunları hep not etmiş birisi olarak konuşuyorum bunları. Bu dönemde maalesef balık olmaz arkadaşlar. Bugün ayın 19'u olması lazım ya da 20'si. Evet. Ve yine balık yok, görüyoruz. Ama önümüzdeki günler yine balığın olduğu veya olacağı günler olarak bizim notlarımız arasına düşmüş durumda. Görüşmek üzere o zaman. Bu kadar çok konuşmak yeter bence. Siz de gördünüz, balık yakalanmadı ama neyi yaptık? Bugün çok önemli bir testimiz vardı. Testi yaptık, denedik, gördük ve evet, gerçekten de bu istatistik bilgiler doğruluğunu koruyor. Ve bizdeki program da gerçekten de olumlu, yani doğruyu gösteriyor. Balığın, bugün balık yok diyordu. Evet, var, gerçekten balık yoktu. Bunun bir de balık var dediği gününü çekmek istiyoruz mesela. O günde balık var diye geleceğiz. Bendeki istatistik verilerle de geleceğiz. O günde balığı deneyeceğiz. Bu arada abone olarak bizlere destek olursanız, yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ne diyelim? Rast gelsin. Makinalardan ses gelsin.